Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilk siz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Kamerunlu forvet için sarı lacivertlerin tekrar devrede olduğu yazılmış Aboubakar hamlesi Maxi Gomez'de ilerleme kaydedemeyen yönetimin Vincent Aboubakar için nabız yokladığı iddia ediliyor. Zamalek'te 30 yaşındaki yıldızı istiyor değerli izleyenler. Bakalım sonuç ne olacak? Yine Sörloth'la ilgili bir haber paylaşılmış. Fenerbahçe'nin gündeminde olan bir isim sizlerin de bildiği gibi ve Köln de devreye girdi artık. Birçok haber de paylaşıldı. Timo Werner'in yeniden Leipzig'e dönmesi üzerine kulüp aramaya başlayan Norveçli golcü için Modeste'yi Borussia Dortmund'a satan Köln'ün nabız yokladığı da bildirildi. Köln'ün oyuncuyu sadece kiralayabileceğini ilettiği de belirtilirken Leipzig'in teklife henüz yanıt vermediği ifade ediliyor. 26 yaşındaki Sörloth için Fenerbahçe'nin de yeni teklif sunması yine gelen haberler arasında. Fenerbahçe'nin yeni golcüsü belli oldu. Geride bıraktığımız sezonun başında Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen Miki Batshuayi sezonu 14 gol 5 asiste tamamlasa da camiasından geçer not alamamıştı. Attığı gollerin yanı sıra kaçırdığı pozisyonlarla daha çok taraftarın saçını başını yolduran Belçikalı futbolcu sezonun sona ermesiyle kulübü Chelsea'ye geri dönmüştü. İngiliz ekibinde teknik direktör Thomas Tuchel'in kadroda düşünmediği 28 yaşındaki forvet için sürpriz bir şekilde Fenerbahçe devreye girdi. Jorge Jesus'un takımın başına geçmesinin ardından santrafor arayışlarını sürdüren ve bu doğrultuda Joshua King ve João Pedro transferleri yapan sarı lacivertler bir de net bir forvet oyuncusu istiyor. Bu paralelde gündemde tanıdık isimlerden Alexander Sörloth ile Vincent Aboubakar yer alırken Valencia'dan da Maxi Gomez ismi ciddi şekilde listenin üst sıralarında yazıyor. Ali Koç ve ekibi bu isimlerden alınabilecek her türlü olumsuz yanıta karşı B planını da Miki Batshuayi olarak belirlemişti. Alexander Sörloth, Vincent Aboubakar ve Maxi Gomez de şu an için anlaşamayan Kanarya rotasını bir anda Miki Batshuayi'ye çevirdi. Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın haberine göre Fenerbahçe tecrübeli oyuncuyla el sıkıştı. Jorge Jesus'un gelişinden önce anlaşmayı duyuran Candaş Tolga Işık bu sefer de Batshuayi haberini verdi. Chelsea'nin kadroda düşünmediği yıldız futbolcu için kulüpler arasında da görüşmelerin en kısa zamanda sonuçlanabileceği de gelen haberler arasında. Hatırlanacağı üzere Miki Batshuayi'nin ismi bir dönem Trabzonspor'la da anılmıştı. Kanarya'dan David Luiz sürprizi. Yeni sezonda takıma birçok takviye yapan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Savunma hattından beklediği katkıyı alamayan Jorge Jesus, yıldız bir isim alarak stoper hattını sağlamlaştırmak istiyor. Sarı lacivertler yeni sezonda stoper bölgesine Luan Perez ve Gustavo Henrique transferlerini gerçekleştirdi. Jorge Jesus yönetiminde Fenerbahçe 12 yeni futbolcu transfer etti. Gustavo Henrique'nin Ümraniye Spor performansı sonrası Fenerbahçe'de rota tekrar stoper bölgesine çevrildi. Brezilya basınına göre Fenerbahçe 35 yaşındaki tecrübeli stoper David Luiz için nabız yokluyor. Flamengo forması giyen Brezilyalı stoperin sözleşmesi 2022 Aralık ayında bitiyor. Fenerbahçe ile birlikte İtalya'dan Lazio'da yıldız stoperin durumunu soruşturmaya başladık. David Luiz geçtiğimiz sezon Flamengo formasıyla 33 karşılaşmada görev aldı. Ülkesi Vitoria'da kariyerine başlayan Luiz, Benfica'da kendini gösterdikten sonra İngiltere'de bir Chelsea takımına transfer olmuştu. Kariyerinde Vitoria, Benfica, Chelsea, Paris Saint-Germain, Arsenal ve Flamengo formaları giydi. 53 kez Brezilya forması giyen David Luiz 3 gol katkısı sağladı. David Luiz'in Fenerbahçe'ye transfer olması durumunda bu sezon kadroya katılan 6. Brezilyalı futbolcu olacak. Fenerbahçeli Atilla Szalai'ye çifte kanca. Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla Avrupa'da birçok kulübün transfer listesine giren Atilla Szalai'ye West Ham United'ın ardından Zenit'in de talip olduğu iddia edildi. İngiliz basınında yer alan habere göre West Ham,
Stoper mevkisinin yanı sıra sol bekte oynayabilen Macar futbolcunun transferini birkaç gün içinde bitirmeye planlıyor. Haberde İngiliz ekibinin bonservisi için Fenerbahçe ile pazarlık masasına oturduğu da belirtildi. Fenerbahçe'de Buruma depremi, isyan çıktı. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Slovaçko ile karşılaştığı maçta Buruma gündem oldu. Sarı lacivertli taraftarlar karşılaşmada yoklara oynayan Buruma'yı eleştiri yağmuruna tuttu. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Slovaçko'nun konuğu olan ve 1-1 berabere kalarak playoff turuna yükselen Fenerbahçe'de Buruma performansıyla dikkat çekti. Karşılaşmada kötü bir performans sergileyen Buruma adeta yoklara oynadı. Buruma 65. dakikada yerini Emre Mor'a bıraktı. Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Buruma'yı Hollanda ekiplerinden PSV Eindhoven'dan kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Portekizli oyuncu şimdiye kadarki performansıyla beklentilerin altında kalarak eleştirilerin hedefi oldu. 27 yaşındaki Portekizli sol kanat, sarı lacivert formayla şimdiye kadar 4 maça çıkarken bir asiste katkıda bulunabildi. Eski Fenerbahçeli Diego Lugano'dan dikkat çeken Jorge Jesus yorumu. Fenerbahçe'nin unutulmaz stoperlerinden Diego Lugano, Jorge Jesus hakkında açıklamalarda bulundu. Lugano, "Bence yönetimin Jorge Jesus'u göreve getirme kararını iki farklı açıdan değerlendirmek gerekiyor. Bence İsmail Kartal çok iyi iş çıkarttı. Çok genç bir takımla sezonu çıkış yakalayarak iyi bitirdi. Uzun süre başarısız olmuş bir takımda böyle bir çıkış yakalamış teknik direktörle yolları ayırmak kolay bir şey değil. Çünkü İsmail Kartal ile Fenerbahçe kendini yeniden buldu. Kadroyu iyi kullandı. Fenerbahçe'nin ihtiyacını iyi bilen bir teknik direktördü. Diğer taraftan bakacak olursak çok önemli bir isim geldi. Çünkü Jorge Jesus deneyimli büyük bir teknik adam. Çok özel bir karakteri var. Jorge Jesus'un bu özel karakteriyle Türk futbolunun tutkulu ve duygusal tarafının nasıl uyum sağlayacağını görmemiz gerek. Bence Fenerbahçe'de başarılı olabilecek deneyim ve kapasiteye sahip bir isim. Fenerbahçe'nin başarılı olması için Güney Amerikalı futbolcular gerekiyor. Bunu Ali Koç'a da söyledim. Büyük takımlar kadrolarını oluştururken hep Güney Amerikalı oyunculardan faydalanmışlardır. Son yıllarda Fenerbahçe Güney Amerika pazarını biraz kenara koymuştu. Farklı nedenler olabilir. Açıkçası sebebini bilmiyorum. Mesela benim dönemime bakarsak ben Uruguay kaptanıydım. Brezilya'dan Alex gibi bir oyuncu vardı. Ekonomik sebeplerden dolayı böyle transferler yapılamıyor olabilir. Bunu anlayabiliyorum. Ancak bence futbolun özü birkaç Güney Amerika ülkesinde yatıyor. Güney Amerikalı futbolcuların bu tutkusu, futbolla olan açlığı, Türk futboluna ve Fenerbahçe gibi büyük bir takıma çok uygun dedi.